İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün Kent Yaşam'da sizleri çok keyiflendirecek ve çok enteresan bir konuyu işleyeceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Doçent doktor, arkeolog İlknur Türkoğlu. İlknur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlknur Hanım'la geçmiş dönemlerde çok güzel programlar yaptık. Arkeolojik konusunda gerçekten çok değerli bir bilim insanı diye söyleyebiliyorum. Hemen arkasından bunu söylerken de yeni çıktı Kırmızı Yalı adlı kitabı var. Kitabı ekrana da arkadaşlar atarlarsa. Şimdi bu kitap Mayıs 2024'te çıktı. Güzel tarafı şu, çok ünlü Halit Çambel ile tam 1991'den 1997'ye kadar birlikte çalışmış. Ondan çok şey almış ve onun hamuruyla yoğrulmuş bir arkadaşımız ve bütün bu çalışmaları onunla birlikte paylaştığı işte grafikler, resimler, çizimler ve diğer çalışmaların tamamını, her birini aldığı notları güzel bir kitap haline getirdi. Kitabınız hakkında başka ne söyleyebiliriz? Sizden o konuda bir şeyler alalım. O yıllar üniversite öğrencisiyken çok günlük tutuyordum ben. Çok ayrıntılı günlükler tutuyordum. Gün gelip bu işe yarayacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Halit Hoca'nın ve eşi Nar Çakır Han'ın ölümünden sonra evleri de bir enstitü olması için bağışlanmıştı Boğaziçi Üniversitesi'ne. Sonra bir gün düşündüm, yani Halit Hoca da yok artık, Nail Bey de yok. Ev de artık eskisi gibi değil, onların yaşadığı dönemdeki gibi değil. O dönemi aslında canlandırmak istedim ve günlüklerim burada bana çok yol gösterdi. Halit Hoca arkeolojinin Türkiye'deki kurucularından biridir. Bir kadın hakları savunucusudur aynı zamanda. Evet. Beni de elimden tutup yıllarca yetiştirmiştir. Yani onun yetiştirdiği son öğrenciyim herhalde ben. Onun evinde çalıştım yıllarca. İşte çizimlerini yaptım, daktilo işlerini yaptım, her türlü işi yapıyordum evindeyken. İşte o da beni dil kursuna gönderiyordu mesela, mutlaka dil öğrenmen gerekir diyordu. Nurlar içinde yatsınlar kendileri. Evet. O güzel notlarınızın, ben tabii buradan bütün gençlere, eğitim yapan herkese özellikle yazmaları, not almaları ve bunları arşivlemelerini özellikle ben de istiyorum. Bakın işte İlknur Hanım'ın yapmış olduğu bu çalışmalar güzel bir kitaba dönüşmüş. Valla özellikle gençlerin, genç kızların mutlaka okumasını, hatta anne babaların da mutlaka okumasını tavsiye ederim. Çünkü şimdiki gençler biraz hazırcılığa çok alıştılar. Çok kolay her şeyi elde etmek istiyorlar ama emek vermeden olmayacağını da biraz görmeleri lazım. Evet, doğru. Biraz dünyanın gündemi öyle oldu. Özellikle iteliyorlar, o noktaya getiriyorlar. Evet. Yani şu elimizdeki şeyle bile, birkaç dakikalık şeylere, süren şeylere bile tahammül edemez olduk. Evet. Bilmiyorum nereye gidiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün taş tepeler. Yani taş tepeler deyince Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve oradaki tepelerin tamamına verilen bir tanım taş tepeler. Arkeolojik gerçekler. Evet, taş tepede, yani Göbekli Tepe'de ortaya çıkan bulgular bütün dünyadaki birçok tarihi tekrar milada getirdi, sıfırladı. Yeniden her şeyi ele almayı, yeniden düşünmeyi, yeniden yazmayı ortaya koydu. Çünkü bilinmiyordu. Çok enteresan, çok derin bir, gizemli bir olayın içerisine girdik. Bununla birlikte tabii bizim bütün dünya böyle. Bu gizemlerin arkasında bu gizemlerden yararlanmak isteyenler de var. Ve bir takım kirli bilgiler, burayla ilgili söylenen enteresan şeyler var. Onları da konuşacağız. Bu aslında arkeolojik olarak gerçeklere bakıldığında hoş şeyler değil. Yani ki arkeolojinin zaten böyle bir şeye ihtiyacı da yok. Yani kendi gücü içerisinde. Dolayısıyla bu konuları biz size aktarırken bilimsel biçimiyle, bilimsel olmayan biçimiyle ortaya çıkan bir takım şeyler var. Onları da konuşacağız. Ben her zaman her yerde söylüyorum, Atatürk'ün çok değerli bir sözü var. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bilimdir, fendir diyor. Aynen öyle. İlim, bilim ve fenin dışındakilerin hepsi safsatadır. Öyle diyerek başlayalım programımıza. Efendim, ben kısaca bu Göbekli Tepe hikayesiyle ilgili küçük bir not aldım. Onu önce size baştan bir paylaşayım, sonra değerli konuğuma sözü de vereceğim. Bu bölgede önce Türk ve Amerikan üniversitelerinin bir çalışmaları yapılıyor bir dönemde. Ve o çalışmaların sonunda sit alanı, yani arkeolojik sit alanı olarak orayı belirliyorlar.
ve 30 yıl sonra bundan sonra çalışmalar başlıyor. 1963 yılında da bir yanlışım varsa lütfen müdahale ediniz. Peter Benedict adlı bu konuları yazarı takip eden, yani bu konuda yayınları olan biri bölgede bir çalışma yapıyor ve araştırmalarından sonra diyor ki ya sıkça görülen bir ortaçağ mezarlığı oradaki buluntulara dayalı olarak, yani kazmaya da değmez, uğraşmaya da değmez diyor. Aradan geçen bir süreden sonra 1980'li yıllarda o işin işte ilginç hikayesi başlıyor. Şevak Yıldız adlı bir çiftçi tarlasını sürerken 40 santim ve 47 santim boylarında iki tane heykel buluyor arsa üzerinde. Götürüyor bunları işte yetkililere. Diyor böyle böyle benim tarlamdan çıktı. O zamanın yetkilileri bunların ne olduğunu anlamıyor. Depoya kaldırıyorlar ve yine bir uykuya giriyor. 1994 yılında Klaus Schmidt Göbekli Tepe'nin en yüksek tepe olması ve insan eliyle doldurulmuş olmasından dolayı bir tepe olduğuna inanarak bunun üzerinden değişik zamanlarda burada ziyaretler, üçüncü ziyaretinde gidiyorlar, bakıyorlar ki bir dilek ağacı var. Geleneksel binlerce insanların yıldır işte oraya dilek ağacına dilek deyip bağladığı şey. Ve bunun bölgeye çok dünyada eşi benzeri olmayan bir yer olduğu konusunda hemfikir oluyorlar ve bir araştırma projesi hazırlanması isteniyor. Hemen arkasından 1995'te de kazılar başlıyor ve kazıların başladığı sıra bu sefer Urfa Müzesi Müdürü diyor ki Klaus, o zamanki çıkartılmış olan Klaus Schmidt'e bakın diyor, bir, o tarihte bize iki tane heykel gelmişti. Bir bakın bunlara. Oradan çıkmıştı bunlar diyor. Tabii Klaus Schmidt gittiğinde heykelleri görünce gözlerine inanamıyor. Yani çok enteresan. Ben biraz hikaye gibi anlatıyorum. İşin biraz bilimselliğinde arkadaşım anlatacak. Ve hiçbir yerde örneği olmayan bir yerleşik alan olduğuna karar veriliyor. Ve kazılar başlıyor. Evet, o kazıların sonunda da tam 12 bin yıllık sevgili izleyiciler. 12 bin yıllık insanlık tarihi olarak geriye döndüğümüzde, sıfırladığımızda daha onun da çok çok gerisinde bir takım bulgular ortaya çıkıyor. Evet, Taştepe'le dedik, Göbekli Tepe diyerek başlayalım. Buyurun. Şimdi biz tarihten bahsedeceğiz ama iki gün sonra da önemli bir tarihi günü yaşayacağız. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Evet. Onu bir değinmek istiyorum. Hocam Halit Hoca da Cumhuriyet'in yetiştirdiği kadınlardan biridir. Umarım diyorum demokrasinin, cumhuriyetin ve laikliğin değerini kaybetmeden anlarız diyerek bayramımız kutlu olsun diyorum. Ve şurada bir düşüncemi izleyicilerle ben de paylaşmak istiyorum. Acı bir takım sıkıntılar yaşadık, doğaldır. Ama bu acılar bize cumhuriyetin yaşatılması gerektiğini vurgulaması gerektiğine inandığım için Cumhuriyet Bayramı'nı insanlara, topluma aktaracak ve onları kutlamalarını engelleyecek bir takım şey olarak görmek istemiyorum ve görülmemeli evet. diyorum. Çünkü çok zor dönemlerden geçiyoruz. Cumhuriyete, laikliğe, laik cumhuriyetimize, sosyal devletimize sahip çıkmak zorundayız. Her taraf kan gölüne döndü. Evet. Şimdi konumuza dönecek olursak, ben Göbekli Tepe'de bulunmadım. Ama 30 yılım kazılarda geçti. 18 yaşımdan 48 yaşıma kadar her yaz, bazen kış birkaç kazıda çalışıyordum. Urfa'da da çalıştım. Bu konuya ben biraz kültür mirası yönetimi açısından da ele alacağım. Yani Göbekli Tepe'den bahsedelim. Tabii ki bu konuyu benden çok çok daha iyi bilen kişiler de var. Ama dediğim gibi ben işte biraz bilimsellikle halk arasında bir zincirin parçası gibi görüyorum kendimi. Evet, Göbekli Tepe aslında 60'larda tespit edilmiş, bir makalede bahsedilmiş. Daha sonra da Klaus Schmidt tarafından kazısı başlamış. 95'lerden itibaren kazıları sürmüş. İlk zamanlar dikkat çekmemiş. Yine toprağı bol olsun, nurlar içinde olsun. Klaus Schmidt'in çok kişisel ve çok yoğun gayretiyle ortaya çıkarıldı. Onun ölümünden sonra da çok başarılı bir ekip tarafından sürdürülüyor.
Fakat şunu burada değinmek istiyorum. Aslında benzer bir kültür, mesela Nevale Çori kazılarında daha önceki yıllarda da çıkarılmıştı. Fotoğraflardan eğer Nevale Çori'den birkaç fotoğraf koymuştum. Zaten yani mimarisi aynı ve aslında yine M.Ö. 10 binlere tarihlenen bir yer Nevale Çori. Keza Çayönü kazıları da 60'lardan itibaren günümüze kadar süren bir kazıdır. Orada da yine neredeyse o kadar eski binalar vardır. Yani Göbeklitepe'nin önemi biraz daha halkın bileceği, ilgisini çekeceği bir şekle geldi. Burada tabii arkeolojiye bakışın da değişmesinin biraz etkisi var. Önceden sadece bilim insanlarının ilgilendiği böyle bir elit bir meslekken, şimdi işte kültür miras yönetimi denen şeyle aslında bunun yerel kimliğe ya da ülke kimliğine de katkıda bulunması hedefleniyor. Evet. Göbeklitepe örneğin bilimsel değeri çok yüksek ama burada bir kazı yerinin bir bölgeyi ne kadar kalkındırdığını da biz gördük. O açıdan da değerli bir örnek. Göbeklitepe neden önemli peki? Ve Göbeklitepe kültürü dediğimiz işte Taştepeler'de çıkan aynı döneme ait bütün bu kültür neden önemli bilimsel açıdan? Önce biraz onu konuşmak lazım herhalde. Bizim öğrenciliğimizde yani işte 80'lerin sonu 90'ların başında biz arkeoloji eğitimi alırken bize öğretilen şey insanlar tarım yapmaya başlarlar 7000'lerde, 8000'lerden sonra 7000'lerde milattan önce ve tarım yaptıktan sonra yerleşik düzene geçerler, ev yapmaya başlarlar. Tarihi süreç böyle ilerliyordu biz öğrenciyken. Göbeklitepe'nin değiştirdiği şey insanlar tarım yapmaya başlamadan önce de bina yapıyorlarmış. Yapı yapıyorlarmış, bir yerleşik bir hayat sürüyorlarmış. Tarihi yani kesinlikle değiştirdiği şey bu oldu. Çünkü Göbeklitepe kültüründe o dönemde tarım yapmıyor insanlar ama bina yapıyorlar. Bayağı da gelişkin binalar yaptığını görüyoruz üstelik. Şimdi orada kabartmalara, bina planlarına baktığımız zaman yüksek bir teknoloji şimdi o dönem için. 200 kilometre karelik bir alan içerisinde evet. Yaklaşık 30 metre çapında ve 20 tane dairesel ve elips bir takım şeyler içerisinde yapılmış. O T şeklinde taşlar var 5-6 metre yüksekliğinde ve ağırlığı 10 ton üzerinde. Şimdi tabii bu takım verileri paylaştığımız zaman insanların yani o zamanki işte o işlenen taşların hangi teknolojiyle işlendiği vesaire kafalarda bir sorular ortaya evet. çıkıyor. Ve oradaki bulgular üzerine bir takım senaryolar. Tabii bu işin bir bilimsel tarafı var. Yani Göbeklitepe ile ilgili benim de yaptığım araştırmalarda sadece şu anda işte bilim insanlarının çıkan kazılar sonucunda bir takım varsayımlar üzerine hareketle bir takım açıklamalarını görebiliyoruz. Net bir şeyi nokta tak diye koyup söyleyemiyorlar. Çünkü her çıkan mesela Göbeklitepe'deki bulgular bütün dünyayı hayret içinde bıraktı. Karahan Tepe çıktı. Onu da geçti. Karahan Tepe bir anda Göbeklitepe'yi geçti. Şimdi diyoruz ki 20 tane 30 tane bu korkunç bir şey. Yani böyle bakıldığında çok enteresan. Yani düşünün bu o yapıları yapacak ve o kabartmaları yapacak teknolojiye ve birikime sahip bu insanlar. Ne zaman? Günümüzden 12 bin yıl evvel. Bundan diyelim 15 sene evvel ben insanlara sorsaydım M.Ö. 10.000'de insanlar nasıl yaşıyorlardı? Herhalde mağaralarda yaşayan işte ilkel yaratıklar olarak düşünürdük. Ama işte Göbeklitepe ve çevresi bize bunun böyle olmadığını gösterdi. Evet. Göbeklitepe'den fotoğraflar koymuştum. Evet, şimdi planı ve canlandırması vardı. Bir nolu fotoğraftan başlayarak ekrana alalım. Evet, şimdi bu canlandırma aslında güzel, son dönemde yapılmış güzel bir canlandırma. Göbeklitepe'deki bu yuvarlak yapıların yanında normal insanların yaşadığı daha basit planlı yapılar olduğu da arkadaki keşfedildi. Arkadaki plandaki gözükenleri. Evet. Şimdi pek çok insanı yanıltan ve farklı işlevler yüklemelerine sebep olan şey
Bütün görsellerde şu haliyle yer aldı. Üzeri açık olarak yer aldı. İşte bu dikili taşlar, üzeri bezem şeyli kabartmalı dikili taşlarla. Oysa üzerleri bunların bir çatıyla kapalıdır. Yapıldıkları ve kullanıldıkları dönemde. Hani diyorlar ya bazıları, birazdan ele alacağız, buralar uzaylıların iniş merkeziydi. İşte şu binalar için. Çok eksik bilgiyle yapılmış bir yorum. Tabii ki tarih öncesi dönem için, M.Ö. 10.000 için biz her şey bu budur dememiz mümkün değil. Çünkü tabii, yazı yok, ancak yorumlama yapabiliyoruz. Ama bu yorumlamayı da biz kafamızı estiği gibi yapmıyoruz, yapamayız. Benzeri toplulukların yaptığı binalara bakarak ya da hangi işlevle mesela kullanılıyormuş, benzeri günümüzde yaşayan toplulukların nasıl kullanıldığına bakarak ancak biz bir yorum, evet, yapabiliriz. Mesela işte Tibet'te yine çeşitli toplulukların bir araya geldiği, toplandığı, törenlerin yapıldığı böyle binalar var. Hı hı. Bir de mesela tapınak deniyor bunlar için. O da çok iddialı bir, çok evet, bir doğru kelime. O nedenle ben yapı demeyi tercih ediyorum. Yapı tanımı içinde her şey var tabii. Evet ve belki dönemsel toplandıkları binalar bunlar. Bir takım belki yine ritüeller yapıyorlar bunların içinde ama tapınak demek çok iddialı bir tanım olur. Evet. Sayın Nezih, bir de planı vardı. Onunla da konuştuğumuzda o da aynı sizin bundan, dediğiniz gibi. Evet. Yani direkt bir arkeologların artık bu bir tapınaktır ifadesini net biçimde kullanma gibi bir şey. Tapınak çünkü antik dönemdeki yapıları tapınak diyebiliriz, evet, ama bunlar için şu anda bu tanımı kullanmak çok iddialı olur. Evet. Bir de planlar vardı renkli bundan sonraki fotoğrafta. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet, burada da en alt tabakalarda yuvarlak planlı yapıların yapıldığını görüyoruz. Bu dikili taşlar, kenarlarda dikili taşlar ve ortada iki dikili taşın olduğu ve bu iki dikili taşın da işte o çatı yapısını formuna uygun bir aks taşıyabilmek için yapıldığı, evet, da söylenebilir. Sonraki tabakalarda ise işte 1000 yıl sonra diyelim, dikdörtgen planlı yapılara geçildiği yani fotoğrafta görülüyor. Turuncu olarak görmüş, evet, olduğumuz ilk yeşil bahsetmiş olduğumuz, evet, elipse yuvarlak şeyler. Kırmızılar da oradaki taşıyıcı tabir edeceğimiz, evet, sütunlar. Burada yani mimarinin nasıl geliştiğini takip edebiliyoruz. Biz Göbekli Tepe'de de, Çayönü'nde de, işte Aşıklıhöyük'te de işte bunları biraz okuyup bir öğrenmeden de yorum yaptıkları zaman işte hata yapılmış oluyor. Evet. Tabii şunu da iletmekte fayda var. Buradaki kazılar ve şu ana kadar bulunmuş olan buluntuların tamamı, tabii buradaki kazını ve kazıyı yürüten ekiplerin dışında tüm dünya arkeologlarının konu üzerinde enteresan çalışmaları da devam ediyor bir taraftan. Çünkü her şeyi değiştirdi. Devam edebilir miyiz görselleri? Evet. Görselleri devam edebilir miyiz? Devam edelim ben arkadaşlar. Evet, bu havadan bir fotoğraf ve kazılan alanın dışında da buranın devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bazı yine kişiler şey diyorlar, her yeri kazmıyorlar, kazılar duruldu, işte çeşitli sebepler, spekülasyonlarla. Evet, özellikle konumuz içerisine aldım. Evet ama arkeolojide şöyle bir şey var, bir kural var hatta yasalarla. Her yeri siz kazamazsınız, bir rezerv alanı korumanız gerekir. Sonraki dönemlerde kazılması için. Bir de kazı denilen şey çok hızlı yapılmayan bir şeydir. Yavaş yavaş yapmanız gerekir ki tahrip etmeyesiniz. Evet. Ve ortaya çıkarılan her kalıntı havayla direkt temas ettiği için ve iklim şartlarıyla karşılaştığı için mutlaka korunmalıdır da. Bu nedenle öyle haldır haldır inşaat yapar gibi arkeolojik kazı yapılmaz. Evet. Bunları da biraz bilmemiz, farkında olmamız gerekiyor. Dediğim gibi çok iyi bir ekip, benim de eskiden birlikte çalıştığım bir ekip İstanbul Üniversitesi'nden ve dünya çapından uzmanlar buralarda çalışıyorlar. Evet, devam edebiliriz görsellere. Burada dikili taşlardan bir tanesinin çıkarılması. Bu dikili taş önemli. Şurada insan, stilize bir insan formu görüyoruz ve ne kadar yüksek olduklarını da görüyoruz. Evet, özellikle oradaki insan ölçeğinden değerlendirilirse, evet,
Demin de söylediğim gibi 5-6 metre yüksekliğinde. 5-6 metreyi bulan o merkezdeki o dikili taşlar. Bir de şunu taşlar. Diyorlar, bundan sonrakine de bir bakalım. Şunu savunanlar var, bu dikili taşlar çok ağırdı ve o dönemde sadece taş alet kullanılıyordu. İnsanlar bunları yapmış olamaz diye bir şey de savunuyor insanlar bazıları. Hatalı bir bilgi. Bunlar kireç taşından yapılmış bloklar. Kireç taşı ocağında yumuşak olan bir taştır. Şekillendirmesi kolaydır. Bir taş aletle siz bunu kolaylıkla kesebilirsiniz. ve taşımak için de vallahi hani öyle çok fazla kişiye de gerek yok aslında. Çeke çeke kütüklerle, tomruklarla sürükleyerek getirebilirsiniz bunları. Üzerindeki kabartmaları da aynı şekilde taş aletlerle yapılabilir. Çünkü ilk önce nispeten yumuşaktır kireç taşı, zamanla sertleşir. Evet. Ve zaten bunların da çıkarıldığı ocaklarda Göbeklitepe'nin yakınında da bulunmuş. Yani kaynakları yerlerinde bulundu ve kireç taşı olması sebebiyle işlenme biçimi vesaire konusunda. Zaten bütün bu kazılar ve kazılardan ortaya çıkan sonuçlara göre adım adım da ilerleniyor konuyla ilgili. Tabii ki şu anda bütün soruların cevaplanması zaten mümkün değil. Mümkün değil tabii. Dikkatli bir şekilde kazılar ve koruma önlemleri de şimdi devam ediyor. Şimdi hep konuşuyoruz bilimden. İşte bilim insanları işte geriye dönük 12 bin yıllık bir süreci karanlık göremiyordu. Ve bazı inançlar diyeyim bir takım şeyler... 12 yıldan önce başlayan şeyler var. İşte pat çıktı ortaya. Her şey allak bullak oldu. Her şey. Bilmiyorum tabii. Bundan daha geriye dönük bir takım şeyler bulunduğunda yeniden... Vallahi mesela milattan önce 15 binlerde Fransa'da ve İspanya'da çıkan mağaralardaki Lascaux, Altamira gibi mağaralarda muhteşem resimler vardır. Evet, mağara resimleri vardır. Aynı şekilde Kolombiya'da da çıktı. Yani 15 bin yıl evvel de insanların bir sanatı var, bir düşüncesi var, fikri var. Öyle yani hayvan gibi yaşamıyorlar aslında. Ki Kolombiya'daki tabii biraz konumuzun dışına çıkıyordu ama çok enteresan olduğu için izleyicilerle paylaşmak istiyorum. İzleyiciler de hani kendileri de bir baksınlar. 30 kilometrelik bir dağ eteği düşünün sevgili izleyiciler. Olağanüstü yükseklikte ve resimlerin boyu 30 kilometre boyunca. Oradaki orman içinde bugüne kadar kalmış çok enteresan bir bulgu. Bunu da yine daha önceki bir programımızda Nezih Başgelen'le işlemiştik. Hayretler içinde bütün dünya, arkeologlar. Çünkü o devasa dağ boyunca o figürlerin, resimlerin yapılmış olması hakikaten çok ilginç. Bir kayıt tutuyorlar aslında. Evet, doğru. Yaşadıklarını orada anlatıyorlar. Peki sonraki fotoğrafa bir bakalım. Burada da çözünürlüğü düşük ama işte o stilize insan formundaki dikili taşın önden görünüşü bel kısmında bir hayvan postunun asıldığını görüyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki fotoğraf alalım arkadaşlar. Bu dikili taşların üzerindeki kabartmalar tabii çok ilgi çekti. Bunlara da farklı farklı anlamlar yüklendi. Çevrelerinde gördükleri bütün hayvanların betimlemelerini yapmışlar bu sütunların üzerine. Yaban domuzu, kuşlar, bol bol yılan, akrep, örümcek, yırtıcı hayvanlar, işte tilkiler, tavşanlar. Etraflarında ne gördülerse bunları bu dikili taşlar üzerine betimlemişler. Evet devam edelim. Bu son çıkan buluntulardan biri bir yaban domuzu betimlemesi ve şu da çok ilginç ortasında bir delik olan ve dikkatli bakarsanız şöyle güneş ışığı gibi fareler var, evet çizgiler var. Bu yaban domuzu heykelinin önemi ilk defa üzerinde boya kalıntıları görüldü. Kırmızı ve siyah ağız kısmında kırmızıyı görüyorsunuz. Yani bu heykellerin yapıldığı zaman boyalı olduğunu öğrenmiş olduk. Yani tamamen o hayvana benzetmek için yapıyorlar. Yine izleyiciler merak ederlerse baksınlar. Mesela günümüzde o beyaz mermer antik heykellerin de aslında boyalı olduğu
olduğunu biliyoruz ilk yapıldıkları zaman. Onlar da rengarenkmiş. Burada da işte kalıntılardan bu hayvanın da, bu yaban domuzunun da boyalı olarak yapıldığını öğrenmiş olduk. Bu da çok ilgi çeken i̇şte bir burada tartışma konusu bir tanesi de şuydu. Burada üç boyuta girilmiş. Yani bir form üzerine kabartma çalışmanın ötesinde üç boyuta. Belki ilerideki fotoğrafta da çıkacaktır. Üç boyutun da artık iç kısımlarının da yani bütün boyutlarıyla görülecek şekilde çalışmaya 12 bin yıl öncesi işte o zamanki teknoloji işte kesiler, el aletleri vesaire hani tunç, demir falan bulunmamış. Kafalarda bin bir sorular ve evet, insanları tabii bu sorular doğal olarak farklı yerlere itiyor. Acaba bunları kim yaptı? Uzaylılar mı yaptı? Burası uzay merkezi. Bu insanları küçümsemek bence. Gibi. Uzaylılar mı yaptı? Evet. Bakın bilgisayar kullanıyoruz, internet kullanıyoruz. Bunları da insanlar yaptı değil mi? Burada da yanılmıyorsam, bu da benim yorumum, ama işte güneşi temsil ediyor buradaki şey, kabartma. Burada da işte meşhur yılanlardan biri. Yılan evet, çok kullanılmış, yılan betimlemesi. Demek ki etrafta çok yılan vardı. O bölgenin vardı. Tabii o coğrafyanın evet, çok var olan hayvanlarından. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bu da Klaus Schmidt, Göbeklitepe'yi herkese tanıtan, çok çaba gösteren ve yıllarını verdi değil mi buraya? Evet. Yani. Ne yazık ki çok genç yaşta kaybettik. Ama sonrası da iyi gidiyor, çok şükürler olsun. Evet. Bu Taş Tepeler projesi de özellikle çok iyi oldu. Evet, devam edelim. Burada da bu Urfa Müzesi'nden bir fotoğraf. Bu dikili taşların boyutunu görmemiz açısından önemli. Orijinalleri sahada, bunlar replikaları. Tam onu soracaktım ben çünkü... Yani kopyaları. Evet, kopyaları. Yani o evlerden biri yeniden inşa edildi. Bir kopya, birebir kopya olarak inşa edildi. Bu da güzel bir teknik. Mekanın algılanması adına evet, müzeye gelenlere hem boyutlanma içinden çünkü hem de içinde... Çünkü fotoğrafta insan evet, ölçeği yoksa bunların büyüklüğü ve görkemi çok anlaşılmıyor. Fakat tabii burada yine umarım canlandırmalar vardır. Hani sanki üstü açıkmış gibi de anlaşılabiliyor. Evet, evet, evet. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Ve Göbeklitepe tabii ki bilimsel açıdan çok önemli veriler verince, bir de ekonomik de büyük bir katkı yapınca bölgeye çok güzel bir şekilde ele alındı ve Taş Tepeler Projesi geliştirildi Kültür Bakanlığı tarafından. Ve bu kapsamda da 10 farklı yerde, bu döneme ait 10 farklı yerde kazı başladı. Gürcütepe, Sefertepe, Sayburç, Boncuklu Tarla ve Karahantepe. Karahantepe şahsen benim en çok ilgimi çeken bir yer. Oranın buluntuları da çok, bilmiyorum, çok ilgi çekici gerçekten. Buyurun devam edelim fotoğrafa. Evet, bu da yine projenin tanıtımından bir fotoğraftı. İlk Göbeklitepe'de başlayan kazıların diğer tepeler üzerinde de bu anlattığınız proje kapsamında evet, ele alınıp yapılmış olması ve birbirlerine olan uzaklığı, o coğrafya üzerindeki yerleşimleri vesaire. Şimdi tabii Göbeklitepe'yi tanıtmak için, ilgi çekmek için tarihin sıfır noktası diye bir tanımlama da yapıldı, ama aslında tarihin sıfır noktası değil. Yani değil, işte tabii. Yani milattan önce 10 binlerde de insanlardan kalan şeyleri görüyoruz. Ama tabii ki tarihimizi değiştiren yani bir yer. Şimdi hep arkeoloji ve geriye dönük bakıldığında işte başta Mısır piramitleri olmak üzere bazı şeyler dünyada sansasyona yaratılmış evet, insanların kafası. Mısır piramitlerinden yani binlerce yıllık eski. Eski. Evet yani, devam edelim. bu Karahantepe'den bir fotoğraf. Bir yapının, yine bu yuvarlak yapılardan biri, Göbeklitepe'dekilere benziyor. Ondan böyle bir insanın zor geçebileceği bir delikle geçilen böyle bir alan var. Ana kayaya oyulmuş, 12 tane sütun var burada ana kayaya oyulmuş. Ve yani benim her zaman tüylerimi diken diken eden i̇nsan bir figürü. İnsan, yani bir erkek sakalı olduğu için anlıyoruz, bir erkek kafası burada kazılmış ana kayaya.
Ve böyle bir kıvrık da bir sanki bir devamı var. Evet. İşte 12 bin yıl önceden bize bakıyor ama ne amaçla yapıldı? Şimdi hani burada bir... Şimdi bu mekanın kullanım amacıyla ilgili olarak şu ana kadar yapılan kazılar dahil ve buluntular dahil net bir ifade yok ortada. Yok. Yapı olarak, evet. Yok, yapmayalım da gerek de yok şu anda. Belki ileride evet. Anlayacağız ne olduğunu. Belki benzerleri çıkacak. Ama sırf bir tanım yapacağız diye zorlama ya da yanlış bir tanım yapmaya da gerek yok. Evet, bu burada çıkmış. Böyle bir şey var. Çok etkileyici. Hı hı hı. Evet, devam edelim. Burada da meşhur insan heykeli. 2,5 metre boyunda bir erkek heykeli. Kaburgalarını görüyorsunuz. Çok yine bir sakalı var. Diğer insan yüzünde olduğu gibi. Burada da neyi görüyoruz? Daha sonraki dönem, Neolitik dönem, yani tarımcı köylerin artık başladığı dönemde ana tanrıça figürinleri vardır. Bereketi temsil eden, böyle hani kilolu kilolu ana tanrıça figürleri vardır. Burada kadın betimlemesi çıkmadı yok. Şimdiye kadar. Hep erkek heykeli var. Urfa adamından başlayarak. Şimdi tarımda kadının rolü artıyor olabilir. Yani ekonominin biraz, beslenmenin topluma yansımaları bunlar. Avcı toplayıcı topluluklarda ise erkeğin kas gücüne daha çok ihtiyaç duyulduğu için. Ama bunların hepsi şimdilik yorumlar ve dikkatli konuşmamız gereken yorumlar bunlar. Anadolu'da bulunan hani Kibele veya buna benzer hani ana tanrıça şeylerin hakim olduğu bir dönemin ötesinde burada enteresandır. Evet. Erkek figürü ve erkeklik organının öne çıkartıldığı bir yapı var. Yani bu da bir takım şeyleri dengeleri Allah kılmak. Yine Urfa Bilecik'te ben Mezra Teleylat kazılarında çalışırken orada da küçük erkek heykelcikleri çıkıyordu. Ve hocam Mehmet Özdoğan hep derdi, yani bu dönemde ana tanrıçı yok, erkek tanrı var diye bir yorum yapılıyordu. Bu da yine işte hani bu avcı toplayıcılıktan kaynaklanan beslenmenin, ekonominin yansıması olarak evet. Görüyorum ben. Evet. Burada da şu... Geçelim bunu. Bu yeni çıkanlardan biri yine. Burada da bakın taş kaplar. Bu dönemi çanak çömleksiz neolitik deniyor. Biraz da NA'lar, B'ler. O dönemde bu taştan oyularak yapılmış kaplar kullanılıyor. Belki ahşap ve deriden de kaplar kullanıyorlardı yani ama günümüze geçmemiş. Seramik ve ya toprak. Seramiği henüz, henüz kullanmıyorlar. Evet, devam edebiliriz. Bu yine o bahsettiğim çukurluk alan ve... Evet, bu çok enteresan gerçekten. Şimdi burada aldığım notlar üzerinde şey var. Bir taraftan tam fotoğraf buradayken bunu da ben bir yerden paylaşayım, bir de sizlere de aktarmış olayım evet. Bunu. Şimdi mesela demin programın başında söylediğiniz kazılar durduruldu, üzerleri beton ile kapatıldı, hatta işte bölgesi ağaçlandırıldı, bir takım güçler buradaki buluntuların ortaya çıkmasını istemiyorlar falan diye böyle bir takım söylemler var. Burada tabii Profesör Doktor Necmi Karal duvarlarda açığa çıkarılan toprağın elenerek içine keçi kılı ve keten katkısı koyarak oluşturulan bir harç ile üstleri koruma altına alındı diye açıklama yapmış. Ve tabii bilimle uğraşan bilim insanları böyle ortaya atılan şeylerin arkasında da ister istemez sinirleniyorlar, üzülüyorlar da. Bu tabii bu tür şeyler piyasada şey de buluyor. Hemen kendine göre bir rekabet yapıyorlar. Tabii insanlar sansasyonel bilgiden seviyorlar da böyle şeyleri. Dolayısıyla kazıların durdurulmadığı ve çalışmaların arkeolojik düzen içerisinde koruma altına alınarak devam ettiği de açıklanmış. Bu var şeyde. Yine bununla ilgili olarak oradaki o kazı alanında çıkarılan kazıdaki bütün heykeller ve birtakım objeleri vesaire şeylerin hepsinin sahte olduğu, işte özellikle bunun gündeme getirip dünyada farklı bir kamuoyu yaratılmak istendiğini öne sürenler de var. Bunlar kimlerdir, nedir, ne değildir? Yani bunu neye dayanarak söylüyorlar, bunu anlamıyorum gerçekten. Yani şimdi bazı şeyler tabii atıl kaldı bu kazıyla birlikte, bu çıkan değerlerle birlikte. O olabilir diye düşünebiliyorum.
Efendim bir söylenti işte uzaylıların havalimanı olduğu iddiası var. Yine ben taramalardan çıkarttım. Hani o biraz önce bahsetmiş olduğumuz o döneme ait yapılabilirlik ve gizemli olan şeyler insanlara bunları söylettiriyor. En ilginci de şu oldu. Okuyup sizle de paylaşayım bilmiyorum. Sizin yorumunuzu da almak isterim. Şimdi sevgili izleyiciler yani Türkiye ve dünya ilginç tabii bu tür şeyleri kullananlar da var. Efendim 69 bin lira para veriyorsunuz. Bunun karşında ağlama turları varmış buraya. 69 bin lirayı veriyorsun, ağlama turlarına katılıyorsun. Uzaylıların havalimanı olduğu, Sirius bağlantısı olduğu, efendim 21 katlı gizemli boyut kapısını açma gibi bir takım ritüellerin yapıldığı, üst versiyon yüklemeleri ışık diliyle yapıldığı ve ağlama seanslarının yapıldığı bir şey. Bu şimdi yani turizmin bir biçimi de bu sahtekarlık yani buna söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani böyle ağlama turları vesaire. Elbette binlerce yıllık gelenekten o bugünkü dilek ağacına kadar gelen bir şey var, bir gerçekçilik var ama böyle ağlama turları falan bana da garip geldi. O konuda da yorumunuzu almak isterim. Ve buna da o konuda çok emek veren yine Profesör Doktor Havva İşkan şiddetle karşı çıkıyor. Böyle bir şey yok diyor. Yani UFO'lar, MUFO'lar, uzaylılar falan böyle bir şey yok diyor. Yani bunu fazla abartmanın da bölgeye zarar vereceğinden bahsediyor. Ve altını punta kalın harflerle çizmişler yani. Arkeolojinin bunlara ihtiyacı yok diye. Bunu burada biz de sizlere tekrar aktaralım. Hakikaten ihtiyacı yok. Burasının kıyamet anıtı olarak yapıldığına dair de bir takım bilgiler aktarılmış. Ve ilginç, bunu da söyleyeyim, hemen tekrar size vereceğim. Buraya gelen turistler üzerinde bir anket çalışması yapıyorlar. Efendim işte nedir ne değildir diye. Çok enteresan sonuçlar var. Ziyaretçilere yapılan anket sorularında çıkan sonuçlar. Ziyaretçilere yapılan öneriler. Yani oradaki kişiler ziyaretçilere bir takım öneriler diyorlarmış. Ziyaretçiler bundan son derece rahatsız. Eksiklikler, yani bu bölgenin için turizme açıldığı için turizm olarak kullanılması süreci içerisinde insanlara aktarılması gereken bilgiyi bir takım şeyler, eksiklikler varmış. Alanla yapılan olumsuz yorumlar. İşte ziyaretlesin, biri çıkıp size enteresan şeyler atıyor. Olumsuz. Yani kimin ne dediği, ne ettiği böyle değil. Yani böyle alanda bilgi verme, görevlilerin de kendi görevleri dışında burayla ilgili bir takım hükümlerini, düşünceleri, olumsuz yorumlarını ortaya atmaları. Bunlar da buraya gelen turistlerin rahatsız olduğu konularmış. Bunu da bir şey olarak, anket olarak çıkartmışlar. Şimdi bu anlattıklarımın üzerinden gidecek olursak mesela o ağlama turumu vesaire. Ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle başlayayım. Arkeoloji çok meşakkatli bir iştir. Hele ki Urfa'da çalışıyorsanız. Yazın sıcaklığın 45-50 derecelere çıktığı bir alanda çalışıyorsanız. Cidden insanüstü emek gerektiren bir iştir. Ve sevmeden yapılacak bir meslek değildir arkeoloji. Ve çok para kazanılan bir meslek de değildir. Yani insanı zengin eden bir meslek de değildir. Ancak aşkla yapılacak bir iştir. Yani yıllarca öyle yaptık. Siz arkeolojiyi isteyerek mi seçtiniz? Ben arkeolojiyi isteyerek seçtim. Çok da severek yaptım. Arkeologlara mezarcılar falan derlerdi değil mi? Öyle bir şey hala var. Hala öyle diyorlar. Ve Necmi Karul da benim sınıf arkadaşımdır. Profesör Necmi Karul. Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli bilim insanlarından biridir. Mehmet Özdağ'ın yine öğrencisidir. O bölgedeki çalışanların çoğu benim dönemimden arkadaşlarımdır. Çok iyi yetiştirilmiş, yurt dışında da eğitim almış insanlar bunlar. Şimdi az bilgi tehlikelidir derler atalarımız. Çok farklı yorumlar yapıyorlar. Çok da kolay yapıyorlar bu yorumları. Çünkü bilmiyorlar. Yani gelişim çizgisini bilmiyorlar. Bu yapıların, mimarinin, mimar geleneklerin nasıl geliştiğini bilmiyorlar. Tabii. Önce işte yuvarlak kulübeler yapılmış, çukur tabanlı. İnsanlar ilk bunlara yerleşmiş, sonra böyle olmuş. Yani önce bunları bir okusalar. Birazdan Mısır piramitleri için de aynı noktaya geleceğiz. Yani bir yerden tarihi kesiyorlar. Ya diyorlar ki bunları, hatta Göbekli Tepe ile ilgili ilk yorumlardan biri neydi biliyor musunuz? Adem ile Havva'nın yaşadığı yer mi? Yani
diyecek bir şey bulamıyorum. Mesela bu 69 bin liraya bu işin ticaretini yapanlar, yani bir devletin kardeşim sen ne yapıyorsun deyip önünü kesmesi lazım. Yani böyle insanlara böyle bir şeyi yanlış bilgiyle, yanlış bilgi üzerinden bunu bir kar amacı olarak gütmeleri, ağlama turları bilmem neler. Yani, Aksarep meselesi, birileri ağlamak istiyor demek ki Göbekli Tepe'ye gelip. Ne diyelim? Yani bunun üzerinden ağlamaları ve bunu kullanmaları ya olacak gibi değil. Yani ve bu işte bilim insanlarının üzerine ekstra bir yük yüklüyor. İşlerini zorlaştırıyor. Tabii zorlaştırır. Yani burada bir taraftan zor şartlarda çalışırken bir taraftan da bu bilgi kirliliğiyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İşte biz de şimdi, usanmadan doğruyu açıklamaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. İlk programın başında açtığımda da söyledim. Hani arkeolojide de hani matematik değil ki 2 kere 2 4 deyip tak diye koyamıyorsun. Yani bir takım veriler, bir takım işte ilk başta buraya gelen Peter Benedict demiş ki ya bu mezarlık burası. Çünkü daha önce karşılaşmadığı için yorum yapamıyor. Ama şimdi bu bilim insanı olarak bir şeyi koymuş, pat diye defterini kapatmış. Şimdi arkasından İki tane heykel buluntusu, onun depoya kaldırılması ve buradaki bütün işin başından sonuna kadar o bölgede çalışan arkeoloğun ortaya koyduğu değerlere bakıldığında nerelerden nerelere gelmiş. Yani dolayısıyla bu bilimin çok köklü ve uzun araştırmalar sonucunda ortaya koyacağı değerleri görmek lazım. Yani böyle bir şeyleri sallayarak atarak olması mümkün değil ama yapıyorlar. Bunda güzel ticaretini kurmuşlar yani. Sonraki fotoğraflara devam edebilir miyiz? Devam edelim arkadaşlar fotoğraflara. burada işte mesela iddialardan biri. Diyor ki bu internette. Hani bilmeseniz bunu okusanız. Siyah çizgi UFO'nun ana hatları, kırmızı çizgi iniş rampası, mavi çizgiler iniş ayakları. Şimdi arkadaşlar bir kere bunların üstü açık değil. UFO buraya inecekmiş demek çizimlerle bunu işte açıklamaya çalışıyor. Bir de herkesin ağzında da bir şey var. Bilim insanları dedi ki yani bir de öyle savunuyorlar. Kim bu bilim insanları? Kimleri? Çok yanlış işler bu işler. Bunlar iniş alanı falan UFO'ların indiği bir yer değil. Bunlar insanların kullandığı yapılar. Evet. Bir de tabii işin bir sektör haline dönmüş hali var. T-shirt baskıları. Bundan ben rahatsız değilim. Çünkü dünyanın her yerinde. giden kişi de yani ben de olsam böyle bir tişörtü alıp giymek isterim açıkçası. Olabilir. Bunda bir çünkü yanlış bir bilgi yok burada. Ama işte Göbeklitepe ile ilgili çeşitli hediyelik eşyalar da yapılıyor. Değil mi? Evet. Seramikten evet. Şeyler de yapılıyor. Burada da tabii telif hakkı önemli oluyor. Yani bunu kullanabilmeniz için Kültür Bakanlığı'ndan bir telif hakkı almanız gerekiyor. İşte ama bu özgür piyasa biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi ortadaki gerçeklerle uğraşan insanların üzerine ikinci bir yük olarak biniyor. Bir de bunlarla uğraşıyorlar. Yani şimdi bunu Türkiye'de o kadar bir cahil kitle oluştu ki hani bunu 20 küsur yıllık iktidara baktığımızda net fotoğrafını görebiliyoruz. Hala Nuri Huri bekleyenler var. Bu insanların içerisinde bunu anlatamazsın. Ona eğer bu şeyin iniş yeri, orada iniş rampası dediğin zaman anlatamazsın yani. Böyle bir... Öyle çünkü insanoğlu ilgi çekici şeyleri seviyor. Medya da buna destek oluyor. Medya da diyor ki benim haberim okunması için ben böyle gayet tabii. flash bir başlık atayım. Bugün yani ben biraz da bilerek yaptım. Başlıklarımızdan biri oydu. Göbekli Tepe'yi ve Mısır piramitlerini uzaylılar mı yaptı? Hayır yapmadı. İnsanoğlu yaptı ama evet. işte insanoğlu böyle şeyleri seviyor. Çok kafasını karıştırmayan işte hap bilgiler evet. hemen de inanmaya hazır evet. Oluyor. Evet, evet devam edelim. bu da işte yine Göbekli Tepe'ye böyle bir kullanmışlardı. Bir monolit dikmişlerdi birkaç sene evvel. Hı hı. Sonra kaldırıldı o. Bu her yeri dolaştı falan. Yani Göbekli Tepe her şekilde kullanılıyor bu aralar. Evet devam edelim. Bu tabii Avrupa'daki veya dünyadaki
bu tür basın organları da hatta bodoslama atladılar hemen tabii bunu. Bu yani bir aratma yaparsanız internette bu başlıklara çok denk geleceksiniz. Uzaylılar Anadolu'da diye. Valla ben ortaokuldayken Erich von Däniken'in Tanrıların Arabaları kitabını okumuştum. Evet. 11-12 yaşındayken inanmıştım uzaylıların olduğunu ama artık lütfen geçelim bunları. Uzaylılar var mı yok mu bilmiyorum ama Göbekli Tepe'nin uzaylılarla bir bağlantısı oraya bulaşmasınlar diyorsun. Yok, evet. Devam edelim lütfen. Evet, burada da mesela uzaylıların havaalanıdır diye iddia ediyor bu arkadaşımız. Bununla ilgili seminerler veriyor, konuşmalar yapıyor. Biz bilim insanları ise bence biraz fazla çekinik duruyoruz. Şimdi tabii bu tür olayları sosyal medyaya taşıyanlar, olay ilginç, hemen insanlar tıklıyor. Evet. İşte tıklama rekorları, arkasından farklı kazançlar, bir sürü şeyler var. Tabii açık konuşmak gerekirse hani bu sosyal medyanın da bir kontrolü gerekiyor bu manada. Çok daha kötü tarafları falan da var ama şimdi Göbekli Tepe'nin gerçekleri bir tarafta varken, gerçekleri insanlardan uzaklaştıracak sadece kişisel çıkarlar uğruna bunu da kullanacak olması hoş bir şey değil tabii. Yani aynen katılıyorum size. Yani biz önce okullardan başlayarak Anadolu'nun geçmişini bir öğrenmeli, evet, korumanın gerekliliğini öğrenmeli, öğretmeliyiz. Evet. Biz önce bir farkında olmalıyız. Daha iki gün evvel başıma gelen şeyi size anlatmak isterim. Telefonum çaldı. Alo, bize arkeolog lazım dediler. Neye lazım dedim. Sizin telefonunuz dediler, internetten bulduk. Niçin lazım dedim. Bir define var da onda bir işaretlerin çözülmesi lazım dedi. Dedim ki siz yanlış yere aramışsınız. Siz beni aramayın, beni ararsanız ben sizi polise şikayet ederim en fazla ama siz definecileri arayın en iyisi dedim. Yani arkeolog, yani insanların gözündeki bu define ile olan bağlantımızın bir kopması lazım. Evet. Biz defineciliğe tamamen karşı bir meslek grubuyuz. Evet. Geçelim arkadaşlar. Devam burada edelim. İşte yine uzaylılar, antik uzaylılar mı yaptı? Bir de antik uzaylılar tabii. Antik uzaylılar da antik güzel bir tanım. Evet, devam. Evet. Devam edelim. Şimdi buradan şeye ben biraz gelmek istiyorum. Şimdi sosyal medyayı çok kullanıyoruz hepimiz. Facebook, Instagram, her türlü şeyi çok kullanıyoruz. Burada da evet herkes istediği gibi program yapıyor. Ama bir de üstüne ne geldi? Yapay zeka geldi. Evet. Yapay zeka ile beraber iş biraz daha karmaşıklaştı. Yapay zekanın iyi tarafları da var, olumlu tarafları da var. Ama işte insanoğluyuz. Elimize ne geçerse onu kötü niyetle de kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu görsele baktığımız zaman antik Mısır ve uzaylılar. Mısır piramitleri için özellikle çok kullanılır bu. Uzaylılar yaptı. Niye? Çünkü çok yüksek bir teknoloji. Biraz mimarlık tarihi bilirsek aslında uzaylılarla bir alakası olmadığını görürüz. Çünkü piramitlerin bu şekilde yapılması binlerce yıllık bir bilgi birikimiyle olmuştur. Ve önce mastabı denilen tek katlı mezar odaları yapılmıştır Mısır'da. Sonra basamaklı piramitler yapılmıştır ikinci evre olarak. Evet. Sonra bir çöken piramit diye bir Meydum piramiti var. Önce basamaklı yapıyorlar. Sonra üzerini kapatıyorlar taş bloklarla ama zaman içinde çöküyor. Yani henüz o şeyi başaramıyorlar, denemeleri var. Deniyorlar, yanılıyorlar ve en sonunda bu üçgen piramitleri, prizma piramitleri yapıyorlar. Yani bir günde yapılmıyor bunlar. İşte 2000 yıllık tekrar denemelerle bu mimari şaheserler ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii bu fotoğrafı gören, görseli gören altında işte bunun bir takım cihazlarla havadan indirilmesi, evet, kaldırılması. Ne kadar kolay değil mi inanmak? Yani çok tabii insanları. Ama işte mastabadan piramide geçiş evrelerini öğrendiğiniz zaman aa diyorsunuz, tamam demek ki böyleymiş. Evet.
Şimdi yapay zeka çok tehlikeli boyutlarda kullanılmaya başlandı. Devam edebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Örneğin bu görsel. Tamamıyla sahte bir görsel. Yani bir kazı ve alanından... Ve üzerine de Göbekli Tepe'de kazılar neden durduruldu diye bir başlık atılmış. Kazı alanından alınan bir fotoğrafmış gibi. Ve Göbeklitepe'yle de alakası yok. Kepçenin ne işi var? Evet. Yani çok ilginç. Göbeklitepe'yle alakası yok. Bunlar tamamen sonradan yapılmış, yani sahte görseller. Üzerine de Göbeklitepe kazısı neden durduruldu diye bir başlık atarsanız, işte zaten arkeoloji bilgisi eksik olan toplum direkt ilgisini evet. çekecektir ve direkt de inanacaktır işin kötüsü. Böyle görseller çok fazla. İşte dev insanlar yapmışlar, yürüyorlar falan, piramitler onları inşa ediyor. Yani yapay zeka ile yapılıyor bütün bunlar. Yapay zeka ile, yani işin ucu nereye gidecek bilmiyorum. Mesela ünlü insanların uygunsuz videolarını yapıyorlar yapay zeka ile ya da fotoğraflarını yapıyorlar yapay zeka ile. Evet. Yani ve durdurulamıyor şu anda bu, evet. bu gelişim. Ve önümüzdeki süreçlerde bunun birçok alanda kullanılması, siyasetten, sanattan, kültür, aklınıza gelebilecek her şey. Evet. Yani allak bullak edecek. İnsanlar zaten şu andaki şeyleri doğru yani, algılayabilmiş evet, değil. Evet, yani bugün bu programı evet. yaparak aslında biz sizi önceden bir uyarmış olalım. Özellikle tabii sosyal şu görsele medyada... bakan biri, şu görsele bakan biri, üstteki yazıyı da okuyunca kafasında bin bir türlü soru çıkacak bunun. Evet ve ben hayır öyle değil dediğim zaman da hayır ama diyor bilim adamları öyle demiş diyor. Hangi bilim adamı diyordun? Evet. Cevap yok. Lütfen hani özellikle sosyal medya kullanıcıları gördükleri şeylerin doğru olup olmadığını biraz baksınlar. Yani biraz değerlendirsinler. Yine geçenlerde bir sosyal medya paylaşımı, biri elinde küçük bir tavus kuşu tutuyor. Bildiğiniz tavus kuşu, böyle rengarenk falan kuyruğu var, şu kadar bir şey. Tavus kuşu yavrusu bakın ne kadar şirin yazmış. Altına da herkes aynı kadar tatlı, aynı kadar tatlı yazmış. Oysa tavus kuşunun yavrusu öyle olamaz. Ama yapay zekalı bu o kadar gerçekçi hale geliyor ki. Ve o bir tavus kuşu yavrusunun öyle göründüğüne inanıyor hemen insanlar. Hemen taraftarı da var diyorsunuz. Evet arkasına. Yani artık yani maalesef, tabii gerçeklerle hayal dünyası alt üst olur tabii, hale geldi. Özellikle biz şimdi bunu Göbekli Tepe bağlamında sizlere aktarırken sevgili izleyiciler, İlknur Hanım'ın da ifade ettiği gibi bu bölgedeki kazılar, kazılarla ilgili ortaya atılanlar, konuşulanlar hakikaten bilimden uzaklaştırılarak ana bilim üzerindeki gerçekleri kapatan, örten ve onları yok sayan bir anlayışla çoğalarak gidiyor. Özellikle bu programda hem bu bölge Göbekli Tepe ve bu bölgeyi size aktarırken bu kısmını da atlamayalım dedik. Özellikle yer verdik. Değiştirelim değil mi fotoğrafı? Bir de bu kepçe yani çok yanlış yanlış yani. Zaten hele ki tarih öncesi bir dönem kazısında kepçe asla kullanılmaz. Asla. Evet. Kırmızı evet. Yalı kitabından bahsettik. Bahsettik evet. O da gerçekten emekleriniz için teşekkür ediyorum. Son bir fotoğraf daha vardı arkadaşlar. Onu da atarlarsa evet. Ekrana bir Mısır'la ilgili bir fotoğraf Mısır'la ilgili bir fotoğraf vardı. Ha, onu herhalde şeye almamışlar. Onu ifade edelim. Son kullanacağımız fotoğraf da çok büyük, devasa yapıda bir yönetici, kral aklına da ne gelirse. Bir Mısır Firavunu'nun yine bir halka hitabı işlenmiş. Bir Mısır'da da deniz insanları denilen bir grubun Mısır'a saldırısıyla ilgili bir kabartma aslında. Bu bir mezarın içinde bulunuyor, gömünün içinde. Firavun D boyutta yapılmış. Diğer insanlar küçük boyutta yapılmış, minik minik. Bir tek Firavun çok büyük yapılmış. Şimdi bunu gören insanlar, bu tür betimleri gören insanlar diyorlar ki eski insanlar dev gibiydi. Hayır arkadaşlar, bu bir o dönemin siyasi propagandası aslında. Asur'da da aynı şey yapılır. Mısır'da da aynı şey yapılır. Kralı, bu görselde evet bakın burada
deniz insanlarının saldırıları milattan önce 1200'ler bu dönem. Bu sanırım bir taşa işlenmiş şeydi. Bir 3. Ramses'in mezarına yer aldığı Medine Tavu Tapınağı'ndaki bir kabartma bu. Hı hı. Deniz insanlarına karşı verilen savaş anlatılıyor burada. Ve burada da yönetici olan Firavun'u görüyoruz. Bakın boyutu çok büyük. Asur kabartmalarında da yöneticinin, kralın boyutu diğer insanlara göre büyük yapılır. Neden? Kralın gücünü göstermek için yapılır bu. Kralı görkemli gösterir. Hatta aslında aynı gelenek Antik Yunan'da da devam eder. Antik Yunan heykellerinde, Roma heykellerinde görürüz. Neyi görürüz? Belki imparator eciş bücüş bir adam, küçücük bir adam, kası falan yok, zayıf bir adam ama onun heykelini yaparlarken çok böyle muhteşem, kaslı, vücutlu, görkemli, belki evet. Adamın kafasında saç yok ama güzel saçlı bir adam yaparlar. Bugünümüzde bile kullanılan bir aslında doğru. Propaganda yöntemidir. Fotoğraflarla oynamak. Ama şimdi siz bunu bilmeden bu kabartmayı gördüğünüz zaman ve biraz da işin rantına devşirmek istiyorsanız ne diyebilirsiniz? Eski insanlar dev gibiydi. Öyle bir şey kanıt yok. Binlerce gömü bulunmuştur, iskelet bulunmuştur. Öyle dev boyutlu kimse yoktur. Evet. Hatta tam tersine bizden daha küçük boyludurlar. Nesil giderek uzuyor biliyorsunuz. Evet. Tabii bunu da burada aktarmış olmakta fayda oldu. Fotoğraf için arkadaşlara teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, ben bu Taşlı Tepeler, bu bölge tabii çok enteresan. İlk durumun da programın başında söylediği gibi bölgedeki turizmi bayağı iyi canlandırdı. İyi de oldu. Ve bu vesileyle insanların arkeolojik eserlere ve bu eserler üzerindeki kültürel derinliğe bakışları da değişti. Her ne kadar biraz önce söylediğimiz eleştiriler, bir takım şeyler, eleştireceğimiz şeyler de var ise de insanlar üzerinde çok ciddi etki bırakıyor. Ve gördüğüm kadarıyla Göbekli Tepe turları bayağı dolu dolu evet. Devam ediyor. Bu tabii tek Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyanın gözü burada. Çok enteresan çünkü. Hiç bugüne kadar arkeolojik kazılarda bulunmamış, görülmemiş bir çok farklı bir şey. Yani biraz önce de aktardılar. Yani bu yapılarla ilgili olarak bir tanım konamıyor. Bir, burası Tanrı'nın evi midir? Yani bir ibadethane midir? Hayır değil. Efendim bir sunak yeri midir? Ev olmadıkları ya, düşünülüyor. Ama, ev değil. Yani yapı deyince işi kurtardık. Evet, şimdilik yapı diyoruz. Evet. Şimdi tabii ben ilk durumda arkeolojinin disiplinlerini de sormak istiyorum bu bağlamda. Çünkü bir bilim dalı, arkeolojinin bilim dalı olarak kazılar, kazı öncesi çalışmalar, kazılar ve kazı sonrası süreçlerde yapılan çalışmaların topluma aktarılması, bildirilmesi, bilimselliği vesaire. Çünkü ipin ucu kaçtı mı işte vardığı sonuçları görüyorsunuz. Bu konuda bir açıklamanızı isteyecektim. Türkiye'de arkeoloji bilimi kökenleri çok sağlam. Çok iyi hocalar tarafından kurulmuş bir meslek. Bu gelenek de devam etti. Peki bunda şeyin etkisi var mı? Yaşadığımız coğrafyadaki arkeolojik eserlerin yoğunluğu, çokluğu veya çok zengin olmasının etkisi var mı? Var ama bu bir dezavantaj halinde geliyor. Çünkü çok fazla eser var ama bu konuda yeterince bilinci olmayan da bir halk var. Yani sadece arkeologların gücü yetmiyor, yetemez, mümkün değil. Her şeyi korumaya, değerlendirmeye. Bu açıdan yani hep diyorum eğitimde mutlaka daha fazla yer verilmesi gerekir. En azından etrafındaki şeyi bilsin. Ne gibi tarihi eserler var? Şimdi şeyi de belirtmekte fayda var. Bir dönem onu da işleyeceğiz kısmet olursa sizlerle. Türkiye'deki birçok arkeolojik eserlerin yurt dışına kaçırılmış olması, işte Osmanlı döneminde bunlara işte padişahın birkaç taş alın götürün anlayışının verdiği şeyden dolayı Türkiye resmen soyulmuş, yani Anadolu resmen soyulmuş. Şu andaki mevcut yasalar, Türkiye'deki bu kültürel ve tarihi değerlerin korunması üzerinde yeterli midir, yetkin midir?
Yasa olarak her şeyimiz var. Yasalar yeterli. Yasalarda bir problem mi yok? Uygulama? Yasaların uygulanmasında problem var. Bütün yasalar için bunu Türkiye'de söyleyebiliriz elbette, aslında. Elbette, doğru. Yani korumayla ilgili yasalarımız da aslında modernleştirilmiş, günümüze uygulanmış yasalar. Ama işte uygulayacak kadrolar yeterli mi bunları? Ortada bir boşluk oluyor. Anladım. Açıkçası. Biraz önce mesela ısrarla en çok savaş verdiğimiz definecilik falan dediniz ki birçok arkeolojik eserlerde çok ilkel koşullarda sadece hedef defini aramak olduğu için işte kırılan, hiltiyle parçalanan, hatta dinamitlenen bir takım arkeolojik eserler var. O konudaki şey nedir? Burada işte aslında yine aynı yere geliyoruz. Medyanın rolü. Eğer yanlış bilgileri siz sırf ilgi çekmek için medyada, gazetenizde, internet sitenizde yayınlamaya devam ederseniz insanlar da tahribe devam eder. Örneğin şeyler çıkıyor işte bir yerde şu kadar ton altın varmış söylentileri çıkıyor. Ya da medyada tarihi eserlerden bahsedilirken hep değeri üzerinden bahsediliyor. Kat değeri şu. İşte şu şey heykelin değeri işte 2000 liraymış atıyorum. Ama o heykelin dönemi ne, tarihi önemi ne? İşte Göbekli Tepe'nin de başına gelen aslında aynı şey. Yani Göbekli Tepe'nin tarihi önemi, bilimsel değeri ne diye bilmeden onu bile pazarlamaya başladık. Evet. Şimdi medyanın bu yanlış yönlendirmeleri, ilgi çekmek için belki de bilinçli olarak yapılan şeyler... Define kazılarının sürekli artmasına ve sürekli tarihi eserlerimizin tahrip olmasına sebep oluyor. Nerede bir tümülüs görülse o tümülüse dozerle giriliyor. Peki definecilik yakalandığında yani yeterli ceza var mı? Yani birkaç kuruş para cezasıyla mı kurtarıyorlar? Tabii. Yeterli ceza olsa bu kadar cesur olabilirler mi? Zaten definecilik... hani izin alınarak da resmi olarak da yapılan bir şey. Ama işte kaçak kazılar çok fazla. Ama şimdi bu kişilerin bir bilgisi olmadığı için işte şu kaç lira eder derdindeler. Çıkardığı şey kaç lira eder. Ama bu niye önemli? Bunun üzerinde kimse durmuyor. O yüzden de sürekli kaybediyoruz. Şimdi Osmanlı döneminde satılanlar, verilenler ve kaçırılanlar olmuş. Ama bugün de aynı şey devam ediyor. Bugün de sağınıza dönüyorsunuz, solunuza dönüyorsunuz. İşte orada şu varmış, o kaç liraya da kaça satarız diye konuşulan bir toplumda yaşıyoruz. Halkı bilinçlendirmek lazım. Bu konuda yine önümüzdeki süreçlerde sizlerle paylaşacağımız işte ilk bu tarihi eserlerin korunmasına ilişkin yasanın çıkartıldığı Osman Hamdi döneminde dahi yine Osman Hamdi'nin izniyle yurt dışına çıkarılan bir yığın kaçak şeyler var. Onları da sevgili Yaşar Yılmaz'ın bir araştırma kitabında, Anadolu'nun Gözyaşları kitabında ve ondan sonraki süreçlerde izlemiştik. Onları da size kısmetse aktaracağız. Çünkü biz eğer kendi değerlerimize sahip çıkmazsak, bugün işte Almanya'ya gidiyoruz. Müzelerde bizim eserlerimiz var. Anadolu'dan kaçırılmış eserleri görüyoruz. Kaçırılmış yani, ya da verilmiş. Yani verilmiş. İlla da her şeye kaçırılmamış. Yani anlaşmaları imzalanıyor, veriliyor. Mesela şey var, burada sevgili Yaşar Yılmaz hocamızı da bir anmış olalım. İştar Kapısı tam 1. Dünya Savaşı başlamadan önce İştar Kapısı'nın buradaki bütün elemanlarını Almanlar restore etmek, onarmak ve tekrar Osmanlı'ya iade etmek için tutanakla teslim alıyorlar. Savaş bitiyor, işte yeni cumhuriyet kuruluyor bilmem ne. Tık yok. Yani bizden biri çıkıp da kardeşim bu bizimmiş. Bak elimizde de belge var. Bunu bize verin diyen yok. Şu anda Almanya'daki müzede bütün görkemiyle İştar Kapısı sergileniyor. Ya korkunç bir şey. Hani bu bahsettiğimiz şey böyle ele avuçta küçücük bir şey değil. Devasa bir kapı ve onun seramikleri. Tamam, Bergama Sunağı da orada. Ama burada ben biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Ya onlar gitmeseydi? Şimdi, ayakta kalacaklar mıydı acaba? Toprak altında kalsınlar. Hayır, toprak üstündeydiler ve Anadolu'da özellikle Batı Anadolu'daki antik kentlerdeki mermerler kireç ocaklarında eritilmiş yıllarca. Evet. Kireç elde etmek için.
benim demek istediğim şey, son yıllarda iyi gelişmeler var çok şükür ama o henüz halka yansıyan bir bilinç haline gelmedi. Hala bir engel olarak görüyorlar tarihi yapıları, yok etmeye çalışıyorlar, üzerine beton döküyorlar ya da kaçak kazılarda bir şeyler elde edip onları el altından satıyorlar. El altından satılan her şeyde yok olan bir bilgidir aslında. Şimdi tabii bunun hangi bakış açısıyla nasıl değerlendirilmesi gerekir bilemiyorum ama bütün bu bulguların, bu kültürel değerlerin kendi çıktığı alanda, kendi bölgesinde oraya katacağı, işte bugün evet, Urfa'ya kattığını Göbekli Tepe'nin konuşuyoruz. Yani olağanüstü bir şey. Geçenlerde birlikte gittik, geldik. Düzce'de Batı Karadeniz'in en büyük amfiteyatrosu. Yıllardır Düzce'de toprak altındaydı. Son kazadan sonra çıkarıldı. Konur Alp'teki. Bugün bütün görkemiyle işte hala çalışmalar devam ediyor ve oraya farklı bir katkı, farklı bir katma değer kattı. Şimdi Düzce'ye gidenler özellikle Konur Alp'e gidip o antik tiyatroyu görüyorlar. Yani bunların bu değerlerini görüp değerlendirmek lazım ki o eski taşlardan da devşirme yapı malzemesi olarak kullanılan evet, malzemeler i̇şte de var. Yine Göbekli Tepe'ye dönecek olursak Göbekli Tepe bize çok güzel bir örnek. Hem tarihi bir alanın düzgün korunması hem de yerel halka ve ülkeye katkı sağlar hale getirilmesinin iyi bir örneği Göbekli Tepe. Bu yüzden yani böyle sansasyonel şeyler yaratıp Bir arkeolog olarak şu anda Göbekli Tepe üzerinde yapılan bu tür çalışmaların, kazı çalışmaları ve kazı çalışma politikaları vesaire genel olarak baktığınızda yorumunuz ne olur? Ben başarılı buluyorum. Çok iyi yetişmiş kadrolar çalışıyor orada, büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yeterince yayın yapmaya fırsat bulamıyorlar. Bir de ülkemizde arkeologların işsizliği sorunu var biliyorsunuz. Yeterince kadro olmadığı için. Bir tek arkeologların mı? Yani çok iş varken, yetişmiş de arkeologlar varken işte kadroya alınmayan konuya bir pek çok güzel yetişmiş insanlarımız var. Onlar böyle yerlerde istihdam edilebilirler. Evet. Çünkü ihtiyacımız da var. Tabii bunu da bir arkeolog olarak dile getirmek son derece doğal. Biz de Mimarlar Odası'nın vitrinlerine niçin okuduk diye astık tabelalarımızı. Bugün 80 küsur bin lira varan mimar arkadaşımız var kayıtlı. Ve maalesef olağanüstü bir işsizlik var. Hatırlayınız, işte masanın üzerindeki projeleri elinin tersiyle iten bir müteahhit anlayışının yarattığı o günkü Türkiye'deki inşaat faaliyetleri ve Türkiye'nin maalesef bir beton stoklarıyla dolu olan bir yer olduğunu hatırlayınız. İşte bu anlayışın şeyi bu. İşten anlamayan, olayı sadece doların yeşilinde gören, elinin tersiyle o projeleri getirip ben yaparım, mimar benim diyen anlayış bugünlere getirdi. Bütün alanlarda işte. Bugün arkeolojiye gidiyoruz. Arkeolojide aynı sorunları yaşıyorum. Evet, sevgili izleyiciler, bugün size Taştepeler arkeolojik gerçekleri ve kirli bilgilerini aktarmaya çalıştık bir şekilde. Çok değerli konuğum, doçent doktor, arkeolog İlknur Türkoğlu ile önümüzdeki süreçlerde bu bölgeye ilişkin programlarımız olacak. Buradaki kazı çalışmaları süreçleri devam ediyor ve yapılan bilimsel açıklamalar, özellikle bilimselin altını tekrar çizmek istiyorum, çerçevesinde size mutlaka aktaracaklarımız olacak. Biz bilimin, aklın ve bu konudaki çalışmaların izinde gidecek şekilde konuya bakalım diyorum. Çünkü biraz önce aktardığımız gibi işte burada ne uzaylısı ne bilmem neyse, yok ağlama turları falan. Bunlar tam hepsi safsata ama birileri bir şekilde cebini dolduruyor. 69 bin lira para alıyormuş kişi başı. İyi para. Vallahi iyi yani para. Yani arkeologların işsiz gezdiği bir ülkede değerli insan. Yani kötü örnekler tabii evet, ki bunlar ne yazık ki. Son sözlerinizi alalım. Programımızı son sözüm şu. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama bu bir dezavantaja da döndü. Çünkü işte yanlış bilgiler, dezenformasyona da çok kolay alışılır oldu. Ama örneğin sevgili izleyiciler, açsanız internete
bilimsel yayınlara da çok kolay ulaşabiliyorsunuz artık. Neredeyse bütün dergilerin artık internet sayfaları var, dijital baskıları var vesaire. Yani Göbeklitepe'yi merak ediyorsanız makaleler indirebilip evet. ve okuyabilirsiniz. Yani bilim insanlarının konuyla ilgili yazdığı makaleler. Mutlaka. Çok da hızlı değişiyor evet. kazılarda çünkü her sene yeni bir şeyler çıkıyor. O nedenle de hani okuyacağınız zaman da yeni tarihli yazıları okumanızı tavsiye ederim. Ve bilimden şaşmayın. Evet, en hakiki mürşit ilimdir. diyerek efendim, bitiriyorum ben de. İzleyicilerim adına tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sizce. Ederim. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kesinlikle, elbette. Efendim, bir başka kent yaşam programında yine sizlerle başka konuk ve başka konularla ilgili olarak birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar.